Yani şu anki yemeğimize bakınca hiç Sapiens gibi gözükmüyor. Ricky Gervais çok güzel anlıyor. Biz nasıl bu noktaya geldik, İnsan yemeğini nasıl kovada satın alır diyor ya. Yani. Bari diyor kafaya bağlasak diyor, bütün yumurta hopuçuk hopuçuk yesek diyor yani. Ben bir aile kovası alayım falan, kafamızı beraber sokalım içine. E bu çok insana ait bir şey değil. Facebook'a bakarsan kibrit büyüklüğünde beyaz peynir tamam, ve sarımsak bütün yut devam ediyor yani. Facebook'ta hala <laughs> dinozorlar ölmedi yani biliyorsun. <gülüyor> <oradan>. <gülüyor> Seda ile beraber neredeyse bir ay olacak mı olmayacak galiba ee, karbonhidratsız beslenme. Ketojenik değil bu arada ama şunu fark ettik yani ne yesek içsek devamlı hayatımızda bir karbonhidrat döngüsü var. Ee, yani artık şişkinlik işte beslenmede abuk subukluk bilmem bir şey neden olduğunu da anlıyorsun. Ya yani alışkanlığımızı değiştirelim karbonhidratı tamamen kesmek değil planımız. Ama şu alışkanlık değiştirelim diye bir 90 gün karbonhidratı hayatımızdan çıkar. Makarnası, böreği, ekmeği, pidesi yani hiç buğday ve türevlerinin tümünü geçici olarak hayatımızdan çıkaralım dedik. Ve ben yepyeni bir dünyayı tekrar fark ettim gerçekten. Meğer kentlerde karbonhidrat yüzünden bu kalabalıklıkta yaşayabiliyormuşuz anladım. Şaka yapmıyorum bu arada. Bunu hani bu tarım devrimi falan falan bu harari marari anlatır mevzu mevzuyu. Biz de onu anlamış gibi yapıyorduk ya ben bunu şimdi anladım gerçekten. Birincisi bizim beslenmemizi yani buradaki beslenmemizin çok büyük bir bölümünü tabanlık olarak karbonhidrat ve türevleri yapıyormuş. Tüm hızlı gıdaya ulaşma, ucuz gıdaya ulaşma diye tarif ettiğimiz şeyin kendisi karbonhidrat üzerindeymiş. Eğer karbonhidratı hayatından kaldırırsan yemek yeme çok ciddi zaman, emek, konsantrasyon maliyeti olan bir şeymiş. Şimdi hani şey diyorsun yani hani ıspanak yapalım diyorsun. Lan ıspanak iki günlük işmiş. Pazara gideceksin, geleceksin <laughs> yani hani böyle yıkanacak, emin olacaksın. Hani iyisini yapacaksın falan. Ki beef stroganoff yapalım demedik. Yani. Aha demedik yani ıspanaktan <laughs> bahsediyorum. Hani bunların hepsinin bir öncülüğü, bir ön emek süreci. Hani parasını versen de Hani gidip ıspanağı restoranda yesen düzgün ıspanağı restoranda bulma zor falan falan gibi bir problem sepetiyle karşına çıkıyor. Birden yemek işi çok yavaşlıyor. Yani zamansal olarak uzun maliyetli bir şeye dönüyor. Ki aslında olması gerektiği yere iniyor aslında. Belki de bunu böyle kabullenmek gerekiyor hikayeyi. Meğer bizim hayatımızın tümünü karbonhidrat yani lan burada pide yiyelim işte burada hep yani Proteini e, buğdayın üzerinde bir şekilde yamayalım, onunla götürelim. Protein ve yağı. Ya, ya, yani dur, karbonhidratı ya. protein ve yağ buluyalım yani. Evet, sistem, evet. Pizza <laughs> mesela bunun zirvesi. Pizza, pide. Ya ben pideye bayılırım. Bir buçuk kıymalı, yumurtalı bilmem ne pide falan hikayesi. Bilmiyorum, hala gözüm dönüyor. Arada bir iki bozluk mozluk ama hala aynı periyodun içerisindeyiz. <laughs> ben bu arada dün, <laughs> dün daha dün sabah yani Londra'da bir bakery'de o şeyleri gömdükten sonra bu muhabbet iyi geldi gerçekten. E, iki i̇ki gün evvel yani o Londra'ya gittiğim gün sabah çok canım çekti. Zaten dedim seyahat değil, seferi sayılırız boşver diye girdim. Aslında kahve içecektim. Orada bir tane tatlı çörek yedim. Abi o günde akşama kadar gezme planım var işte bu Hyde Park falan. Oraları dolandım müzeler falan. Abi öğleden sonra bir el ayak titredi. Gözlerim bir karar. Dedim ne oluyor? Hasta mı oluyorum acaba? Sonra fark ettim o sabah şeker bombasını yedikten sonra benim bütün sistemi alt üst olmuş kendimi dar attım bir tavukçuya vallahi perişan oldum yuttum her şeyi biraz sonra gözüm açıldı ve ben dedim ki çok şükür iki hayatından çıkmış zamanında yani hakikaten evet. sistemi darmadan eden bir şey pardon araya girdim hemen Yok. o çörekler börekler geldi aklıma şu an bu şimdi bu bir gerçeklik yani ucuz gıdaya ve, ve çok yüksek kalabalıklar ve hızın içerisinde yaşayabilmemizi sağlayan şey. Bu ucuz karbon, karbonhidrat ucuz bir beslenme metodu. Bu, bu kadar hızlı ulaşabilme ile alakalıymış. Bu bir zemin. E, bunun bir üst level'ında bir de kilo sorunumuz var. Bu, bu arada Türkiye böyle 5 yıl falan gibi kritik bir süre... Selçuk Şirin'in kitabında rastladığım verileriyle beraber... 5 yıl içinde e, dünya ortalaması da obezitede çok hızlı ilerleyen ülkelerden bir tanesi. Bu hızlı kentleşmenin getirdiği negatif etkilerden bir tanesi. Kentleşmenin çöp gıda. Çöp gıda. Evet, yani bu vasıfsız fazla. gıdaya ulaşma e, mevzusunu getirdiği sonuçlardan bir tanesi. Dünyada da böyle bu arada. Yani gelir seviyesinin düşüklüğüyle obezite eşit hareket ediyor ya da denk bir korelasyonda hareket ediyor. Şimdi bunun üzerine bir de yani bu şişmanlık ana problemlerimizden bir tanesi, paketlerden bir tanesi tıpta kritik bir değişiklik oldu. Tıbbın popüler üç konusu vardır bilirsin. Bunu şakasını ara sıra yapıyorum. Biri saç ekmektir. Hani şeyde bir tanesi ereksiyon sorunudur erkeklerdeki. Bir tanesi de şişmanlığa çözüm. Bunun haplarını arıyoruz bir şeyde. Saç ekmenin hapını bulamadık daha şeyde. Bu ereksiyon mevzusunun hapını buldular. Hani o mevzu tamamlandı. Şimdi de bu kilo sorununun hapını ...bulmuşlar gibi görünüyor. Ya da bulmaya çalışacaklar. Uzun çok süredir yoklar. var. Ee, ama yan etkileri, yani... Evet, düşük yan var. etkili olan... İlk defa geçen yıl... E, ...firmanın adını hatırlamıyorum ama... ...Avrupa'daki en hızlı ilerleyen firmalardan bir tanesi de dönüştü falan. İğneydi, seroma döndü. Bilmem ne daha kolay kullanışlı hali döndü. Gittikçe ilerleyen... ...yani teknolojisinde gittikçe ilerleyen konulardan... ...bir tanesiymiş gibi görünüyor. Yani zayıflamak ya da daha doğrusu... ...iştahını dengelemek, iştahını yönetmek tıbbi bir destekle mümkün olacakmış gibi de görünüyor önümüzdeki süreçte. Işte. Bunun karmaşası içerisinde şu diyet beslenme mevzusuna nereden bakacağımızı bulmakta zorluk çekiyorum yöntem olarak. Yani bir taraf işte kibrit büyüklüğünde beyaz peynir ya yağsız olsun bilmem ne hikayesi. Öteki taraf hayatta böyle öteki taraf ketojenik öteki taraf bir yağdan başka bir şey yeme zeytin Eğer hala sabah Sahadan kibrit yala falan... büyüklüğünde peynir ve yağsız tavsiye eden varsa suç duyurusunda bulunacağım. <laughs> i̇nşallah yoktur yani böyle bir şey. Ee, yani şimdi bizim dünyamıza sosyal medya yön veriyor ve sosyal medyanın ana kritik mecraları var. Hani Facebook'a bakarsan kibrit büyüklüğünde beyaz peydir ve sarımsak bütün yut devam ediyor. Yani hani... Facebook'ta hala dinozorlar <laughs> ölmedi yani biliyorsun. Ha, yani olarak. hani o, o bunun kültürel bir vasfı ya da devamlılığı var. Abi bu arada Facebook gerçekten başka bir alem ya. <laughs> Geçen kazara girdim yani yıllar sonra. Oha ya vallahi ihtiyar heyeti gibi bir enteresan bir yer orası. Burası seni şaşırtır, evriliyor orası öyle, öyle kalmıyor. Bilmiyorum ama ben girdim. Benim takipçiler mi acaba ya da benim takip ettikleri ee, mi? Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde daha çok girmek zorunda kalacağız. Evriliyor orası. Öyle mi? Bir, bir değişik şey yani değişik tavırlar oluyor. Ben eskiden şey diye şakasını yapıyordum işte. Orası akrabalar yeri. Hani akrabalarla öyle. konuşacaksan oraya üniversite sınavını kazandım arkadaşlar. Şu bölümü kazandım bölümü Facebook'tur. Instagram'a çıkarsın tabela önünde fotoğraf. Twitter'a da burada yemekler bok gibiymiş falan diye de yazar. Hani mecranın şeyi işlevi orası şeydi. Ama şimdi Facebook tavrını değiştiriyor. Ee, şeydi. O suruna çakmak çaktığında da TikTok. Ee, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Tamam. Öğrenmişim. Ben Öğrenmişim. Ben. <laughs> Kötü şaka bir <laughs> yeri. Beslenme konusuna nasıl bakalım mı gündem etmek istiyorum. Bu çünkü e, bu, tahmin ediyorum önümüzdeki bir yıl, bir yıl, iki yıl içerisinde kafamızı karıştıran konu paketlerinden olacak. Yani çünkü sohbetleri şöyle bölecek. İstediğimiz gibi yerim zaten işte yemeği işte engelleyen ilacı çıktı abi yapıyorsun. Üç ayda bilmem ne oluyor falan yani o da overdose kullanımlara geçecek. Şimdilik öyle kullandırtmıyor ya da işte tavsiyesi öyle değil ama biz o taleple kullanıyor olacakmışız gibi görünüyor. E öteki tarafta işte gerçekten tahılı buğdayı ki karbonhidratı kaldırdığında hayatında şehirde yaşamak zor bir hale geliyor gerçekten. Anlıyorsun değerini. Hani güneşinin ne anlattığını ya yeni anladım yani karbonhidratı <laughs> hani bunu bırakacağım. Ha, o yüzden böyle bahsediyor. Yani çok gerçek. E, hikayede. E, çünkü şeye kısıtlı kalıyorsun yani. 8-10 çeşite kısıtlı kalıyorsun. Ya da şöyle oluyor. Hiç alışkın olmadın. Mercimekten ekmek yapalım falan gibi bir şeye dönüyor yani. Hani alışkın olmadığın damak tadına bir şey zorluyorsun. O da bana şey geliyor. Açelyaya takıl biraz. Açelya, A Açelya çok zengin bu konuyla alakalı. O, acayip yani. hata. <laughs> şey diyor, bir sürü değişik karaker yapmış bilmem ne. Yok ona susam koydum bunda tahin var falan diye geliyor. O, onlarla ketojeniye başladım da kilo alıyordum neredeyse. O arada böyle <laughs> getiriyordu malzemeleri falan. Abi yemek yani yemek işini diyet muhabbetinden çıkarmak gerekiyor. Evet. Nasıl yani bakalım bu konuya? Yani? Abi biyolojik bir varlığın en önemli görevi üremek. Bunun için de en önemli aracı beslenmek. Yani o vücudun sağlığını tutacak ki bir şekilde gitsin. Ve hepsinin evrimsel ayarlarına göre bir beslenme protokolü, menüsü bir şey var. Ve aynı zamanda da o canlının bütün karakteristiğiyle de uyumlu bir şey beslenmesi. Şimdi insandaki sorun yüz binlerce yıldır beslendiği modun çok dışına çıkmış olması. Tarımla beraber ürettiğimiz o bahsettiğin karbonhidrat bizim yüz binlerce yıllık bütün ayarı darmadan ettiği için zaten bir problem. Bu karbonhidrat böyle yenmez yani insan bunu bu kadar yiyemez. Bunu bir kenara koyacağız. Fakat beslenme yani biraz daha gross şöyle baksak sanki daha iyi olacak gibi geliyor. Abi biz hayatta kalmak için bütün canlılar gibi dünyayı içinden geçirmek zorunda olan varlıklarız. Yani buradan bir trafik olacak devamlı. Bunun lamıcımı yok. Yani beş gün aç kalabilirsin okey ama altıncı gün bir şey geçecek oradan. Ve o madde geçişi ya yani sadece sana besleyici enerji bilmem ne vermekte kalmıyor. Seni biçimlendiriyor. Çünkü aldığın şey bedeninin yapı taşına dönüştürüyor ve seni inşa ediyor. Ya bozuyor ya yapıyor yani yediğin şeye göre. Ya mesela işte alkol alıyorsan beyin hücrelerin ölüyor bunu biliyoruz yani net. Ee, yani kafa topuna çıkınca da beyin hücreleri ölüyor. Toler yani tölere edilebilir bir miktarda okey diyebilirsin ama devamlı aldığın zaman bu bir problem. Yani bu sonuçta vücudun bir tarafının ya da bir taraflarının hasar görmesine sebep oluyor. Tek tip beslenme yani karbonhidratı her şeye batırarak yeme hadisesi. Bizim vücudun bedenimizden daha önemli. Yani o bizim bildiğimiz insan bedeninden daha önemli olan bakteriyel bedenimizi darmadan ediyor bir kere. Bakteriyel beden dediğin şey hani resmen şu gözümdeki gözlük gibi ya da bir güneş gözlüğü gibi dünyayı görmenle arandaki dönüştürücü gibi fonksiyon görüyor. neredeyse 50 trilyon vücut hücresi onun 3 katı kadar da bakteri hücresiyle beraber yaşıyoruz biz. Yediğimize göre de bu bakterilerin popülasyonları değişiyor. Şimdi bütün bunlara baktığın zaman tek tek bilgileri kovalayarak helak olursun. Yani evet. ben mesela bu konuda literatür takip etmeye kalktığım dönemlerde bunalıyorum. Yani o kadar çok alternatif, bazen birbirini destekleyen ama çoğunlukla birbirine birbirine zıt olan ya da birbirini nakseden o kadar çok çalışma var ki hiç yemek yiyemezsin. Açlıktan ölürsün. Ya yani bunun yerine evrimsel ve antropolojik olarak insanın temelde ne yediğini işte biraz İnsanın kararlarında o ikinci maddede anlatmaya gayret ettim. Temel ilkelerle konuşmak çok önemli. Bak hep biz diyet listeleri üzerinden konuşuyoruz ama ilkesel konuşmuyoruz. Yani çünkü şey şeyle gibi geliyor hani herkesin ağız var canım. Herkes ya var kardeşim de yani bu insan o kadar dar bir genetik havuza ait ki eski moda olsan, ekvatorda da yaşasan, Türk de olsan, Avustralyalı da olsan o daracık genetik havuzun içindesin. Ve çok yakın bir geçmişte, canlık tarihi açısından çok yakın bir geçmişte Doğu Afrika'da bir kabileydin sen yani. İşte buradan işte atıyorum 300 bin sene, 400 bin senedir dağla dağla işte bugünkü dünyadaki insan grupları meydana geldi. Bunlara ırk bile diyemiyoruz yani o kadar yakınlar. Dolayısıyla aslında hepimizi kapsayan prensipler var. Ya yani mesela bu deniz ürünleri yiyenin uzun yaşadığı hikayesi var ya doğru. Ama bu Mesela deniz ürünü yiyin haftada üç gün böyle ezberlet diyor. Adam diyelim balık sevmediği zaman e, hiç bu öneriyi dikkate almıyor ya da kendini suçlu hissediyor. Ben hiç balık yiyemiyorum erken böleceğim. De. Sonra gerçekten hastalık oluyor falan. Şimdi ya bütün bu hikayede mesela bize niye balık ya da deniz ürünü iyi geliyor? Yani gene geçmişimize baktığımızda bugün bildiğimiz kadarıyla insanın, Denizden çok istifade etti. Yarı sucul canlı olduğu bir dönem var gibi işte çıplak derimiz bununla ilgili falan diye daha önce konuştuk. Sırf yüzmemiz kolay olsun diye muhtemelen bu kadar çıplaz. Bir de bizim gibi deniz memelileri var biliyorsunuz işte. Şimdi mesela bu ilkesel olarak diyor ki bize sadece somun balığı yemek zorunda değilsin. Yani deniz ürünleri ya da ona benzer bugünkü bilgimizle bakınca görebildiğimiz kacudur, fıstıktır neyse o tarz yemişlerin içerisindeki malzemeye benim arada bir ihtiyacım var bunu bil, koy bir kenara. Sonra mesela en önemli ilkesel konu aç kalmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ya bunun lamı cimi yok. Aç, atıştır da açtığını yatıştır bir taarruz vücuda. Bizim 18 saat açlığı becerebiliyor olmamız lazım. Ne kadar süredir siz karbonhidrat yemiyorsunuz mesela? Ne kadar zaman oldu? Bir ay kadar oldu. Bir ay kadar, bir iki kaçakla beraber desen. Evet. Peki mesela günde kaç öğün yeme ihtiyacınızda bir değişiklik oldu mu mesela karbonhidrat azalınca? E, genel yatkınlığımız günde iki öğün. İki öğün ve onu rahatlıkla mesela bire düşürebilirsin karbonhidratı çıkarttığında. Mesela. Aslında zaten işte biri baskın öğün, biri pasif hı. öğün oluyor. Öyle oluyor zaten. Ve aralarda böyle kreynink, ay ay elim ayağım titredi falan hissetmiyorsunuz. E, onlara şöyle çözüm ürettik. Meyve ya da kuru yemiş. Hı hı. Bir, bir, bir mesela o... Tam meyve de karbonhidrat olduğu için mesela onu da çıktıktan, onun şeyinden kurtulduktan sonra hegemonyasından. Abi günde bir kere canın yemek istiyor ve o yemekte de biyo yararlanım maksimum düzeyde oluyor. Yani biyolojik sistemin ondan faydalanması maksimum düzeyde çünkü şöyle bir şey oluyor. Çok basit bir sistem var vücutta. Şimdi biz stres stres diye ifade dördüncü ayarda anlatıyoruz ama böyle stresi yönetmeyi anlatınca herkes stresi kötü bir şey zannediyor. Stres canlı hayatta tutan şeyin adıdır. Ortam şartları uygun olmadığında, besin az olduğunda, hareket kısıtlandığında, iklim uygun olmadığında stres reaksiyonu devreye girer ki vücut marjinal bir şey yapıp kendini işte çeki düzen verir bir toparlar. Daha sonraki aşamaları daha sağlıklı geçer. Şimdi açlığın yarattığı stres bedene diyor ki güzel kardeşim bu iş böyle giderse ölüp gideceğiz haberin olsun. Kendimize çeki düzen verelim. Mesela 72 saat 48 saat açtıktan sonra hastalıklı hücrelerinin vücut tarafından yenmeye başlamasının falan mantığı bu. Çok zeki bir sistem var bizde. Açlık onarıcı bir stresi devreye sokuyor. Ama devamlı yediğimiz zaman, habire atıştırdığımız zaman bizi diyor ki bize bir şey olmaz baba diyor. Sağ ol diyor ya o da orada takılsın, iltihap da olsun, kanser de takılsın, geçsin diyor ya. Yani. Sistem böyle bir ortama alışık olmadığı için onu tetikleyecek stresin yokluğunda, işte şehirli insan problemlerine hoş geldiniz, bizi darmadan diyor. Dolayısıyla bu bir ilkesel mesele yani e, efendim 18 saat aç kalmak iyi gelir mi? Kardeşim bu default yani bizde böyle. Ha mesela hanımlarda biraz daha farklı, yaş gruplarına göre biraz daha farklı. Elbette ki hani erken yaşlarda beyin enerji tüketimi gibi daha çok yemeniz gibi bunlar detaylar. Ama ilkesel olarak açlık bir karbonhidrat bu kadar olması saçma. Artı üçüncü bir ilke benim bulabildiğim farklı zamanda farklı şeyler yemek. Mesela dünya mevsimsel bir yer. Eğik olduğu için mevsimlerimiz var. Ve bu mevsim hikayesi bitki ve hayvanların belli döngülerde buraya gelip gitmesine sebep oluyor. İşte kışın mesela kilo alma eğilimimiz var. O yüzden biraz daha yağlı malı bir şeyler yiyeceğiz ki kışın soğuğuna karşı vücudu koruyacak yağ tabakamız olsun. Ama mesela bu yağ tabakası o benim göbeğimdeki yağ gibi değil. O yağ tabakası birikiyor sonra harcanıyor. Birikiyor harcanıyor. Kolay parçalanabilir. Ama bu göbekte biriken bizim iç organlarda biriken çok zor eriyor. Çünkü onlar beyaz yağ dokusu. Onlar iyice oturmuş bir yağ dokusu. Ne zaman oluyor? Her gün karbonhidrat yediğin zaman oluyor. Hiç aç kalmadığın zaman oluyor. Dolayısıyla bu farklı çeşitlerdeki, farklı zaman döngülerindeki ritmi de anladığımızda yani orada da ilkeler oluşturmak mümkün. Ama Tabii şimdi bunları Sinan Canan söylüyor. Sinan Canan'ın formül diye birileri not alıyorsa almasın. Çünkü o notları uygulayabilmeniz mümkün değil. Yaşarken bunu deneyimleyerek bu ilkeleri hayata aktarmanız gerekiyor. Biz beslenme terbiyesi diye bir şeye ihtiyaç gösteriyoruz. Bak, diyet listesi lazım değil bize. Beslenme terbiyesi diye bir şey lazım. Benim bulduğum yöntem daha önce söylemiştim gene söyleyeyim seyahatte olmadığım dönemlerde özellikle bilgeyi taklit yöntemi dediğim şeyi kullanıyorum. Yani sofraya oturduğumda eğer ak, çok açıktan gözüm dönmemişse, aklım fikrim yerindeyse şu anda işte bilge bir kişi olsaydı benim yerimde nasıl yerdi diye şey yapınca iştahım falan kapanıyor. Ona göre yemem gerekiyor. Yani biraz daha ağır, biraz daha bilinçli, biraz daha ne yediğinin farkında olarak, niye yediğinin farkında olarak. İlker'den öğrendim mesela. Çok güzel bir gerçek açlık testi var. Ee, karnımız kazınıyor ya gün içinde mesela bir şey atalım istiyoruz falan. İşte tam o açlık anında böyle bir zeytinyağlı kereviz salatası ister misin sorusuna evet cevabı veriyorsan gerçekten açsın. Ama yo şöyle bir simit olsa da üzerine bilmem kaşar eritsek. Krem peynir falan. Krempeydir. falan o açlık değil. O işte bu dediğimiz, Karbonik kremi yaptım, dediğimiz hadise. Ha. Bununla yani gerçek açlıkla bunu ayırt edemediğimiz zaman beslenme bizim için bir taarruza dönüşüyor. Yani insanın fabrika ayarları aslında böyle bir ilkesel tartışma. E, buradaki e, senin ifadaki genel yaklaşımın ya yani bu konuya olan yaklaşımını e, politikalaştırmak adına da çok anlamlı buluyorum. E, yani aslında burası fiziken sahada bir sonuç bekleniyor ve sonucu şöyle demen gerekiyor. Abi Savaş kültüründen geliyoruz. Biz beslenmeyi savaş kültürüyle pozisyonlamış bir ülkeyiz. Coğrafyanın genel özelliği bu. Bu yakın Ş dönem alışkanlıkları. Aha. Şimdi artık savaş kültürü hikayesini geride bırakıp şu çok yüksek çokluklar hikayesinde önce kendi normali birçok bir şey varken neyi yiyip yememeye seçkide bulunma halini... Bir öğrenmek gerekiyor. Bu bir. Spesifik bir bakış açısı. ikincisi diyette ne yiyeyim, ne yapayım hikayesinde aslında işin özü şeye kat bağlanıyor. Sen de onu söylemiş oluyorsun. Yeme işi yavaş bir iş. Yavaşlatan sistemi. Yani onun hazırlığı, yapılanması. Şimdi ben de az önce ondan şikayet ettim. Çünkü ben şeye alışkınım yani günde iki defa dışarıdan bir şey söyle gelsin. Dışarıdan bir şey söyle ya hamburger ya pizzaya bağlıyorsun, pideye bağlıyorsun. Zaten şu anda bize beslenmenin en çok zarar veren kısmı bu nakliye zinciri içinde hasar görmemesi için aşırı derecede işlenmiş ürünlere muhtaç kalıyor olmamız. Yediğin şeyin doğal haline en yakın hali olması lazım. Yiyebiliyorsan çiğ et ye mesela. Ama tavsiye etmiyorum ama yani o anlamda oraya kadar varan bir marjinallikte söylüyorum bunu. Otların çoğu çiğ yenebiliyor mesela. O kadar hüldür hüldür pişirip şabalaklaştırmamıza bile gerek yok. Ama evde yaptığım bir yemek, herhangi bir yemek doğal haline çok yakın ama işlenmiş gıda dediğimiz şey şu an o kadar içimizde ki işte, çeşitli kimyasallar katarak tabii, pozisyonladıkları tabii. Bir, bir şey de var. Evet yani o işin öte tarafı da var. Hadi öyle olmasa da bu ucuz yani görece olarak beslenmemizi ucuza halletmemizi sağlayan şey karbonhidrat. Aynen. Geri kalan ucuz değil. Dolgu maddesi. Evet yani Şimdi döner yiyorsun ve al şimdi karbonhidratı çıkartıyorsun hayatından. Ben bu öğlen döner yiyeyim diye düşünüyorsun. Döner ucuz bir şey. Ama karbonhidratı alalım üzerine. Yani altında pilav olmayacak, yanında pide ya da ekmek olmayacak. Şu kadarcık bir et ya da iki tane biber, şanslıysan domates. Ya hadi doy. Hani Öyle doymuyorsun yani hani o malzemeyle. Şimdi karbonhidratı üzerinden ayıkladığında... ...geri kalan malzeme senin için beslenmene uygun bir malzeme değil. Bu sefer üç porsiyon döner söylemen lazım... Doyabilmek için. Ki bu arada protein de bunu üçüncü gün yapamıyorsun. Yani dördüncü gün gına geliyor. Tabii gibi böyle bir, şeyde. bir de çok pahalı. Üç porsiyon döner söylüyor. İki porsiyon döner söylüyorsun. Karbonhidrat. Meğer o zaman anlıyorsun ki durum pideyle ilgili lan. Etle de ilgili değil ki. Eti ona doğru. sürüyormuşsun. Yani, <laughs> sürtüyormuşuz yani. Bak bir de bir başka ilke daha. Mesela doymak öyle de bir şey değil. Doymak midenin şişkinliğiyle alakalı bir şey değil. Midenin şişkinliği o işin son raddesi. Fakat bizim şimdi doyma sinyali büyük oranda mideden geliyor. Niye? Çok kısa zamanda büyük miktarda yediğimiz için o yemek sırasındaki zihinsel ya da duygusal doyumdan çok önce mide şişmiş oluyor. Hmm. Biz o duygusal sinyali alana kadar mide şiştiği sinyalini topluğun yerine algılamayı öğreniyoruz. E şimdi o yüzden mesela normalde 100 gram 200 gram et yiyen bir insanın doyması lazım. Yani ama ona doyamazsın şimdi. Çünkü miden de küçücük bir şey kalıyor ve mide distansiyonuna sebep olmuyor. Halbuki ağır ağır yavaş yavaş yeme benim nadiren deneyimleyebildiğim bir şey. Ben de çok hızlı yemek yiyen bir insanım. Ben Ama de bazen de böyle yavaş yavaş oturup yediğinde işte sen alıştın onu bana meze bilmem ne nasıl yenir diye senden öğrendim yani bilmiyordum onu. Ee, ben hepsini löp löp atıyorum ağzıma. Mesela onları yavaş yavaş yediğin zaman bir süre sonra miden gerilmeden önce bir tamam sinyali geliyor. O tamam sinyali gerçek, e, duygusal ve duygusal olan e, doyma sinyali. Bu bizim bütün mesela kadim kültürümüzde, İslam kültürünün içinde de öğretilir. Midenin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini havayla doldur, öyle kalk diye. Pöhöner de biz böyle davul gibi olmadan kalkamaz hale geldik. Çünkü karbonhidrat bazlı bu yemekler çok fazla ve çok hızlı tüketilebiliyor. Ve her yerde var, her an var. Yani işte yazıyordu grebe grab a sandwich, grab, kap götür yani. Hiç öyle düşünme, al göm, hatta mümkünse çiğneme, indir içeri. Böyle neredeyse tüketir hale geldik. biz fast food buradan geliyor işte. O hamburgerlerin köftelerin etrafına basıyorsun sosu, ekmeği bilmem ne hepsi karbonhidrat. Yedikten sonra da böyle bir al basıyor seni. Oh ee, bir kriter vardı. Kimden dinledim hatırlamıyorum da bir yemekten bir buçuk saat sonra hissettiğin şeye bakmanın müthiş öğretici olduğunu şu aralar bol bol deniyorum. Herhangi bir şey mesela o gün o pasta böreği de o yüzden yedim. Bir buçuk saat sonra kendine bakmak hakikaten çok öğretici. Eğer leş gibi olduysan yanlış bir şey yemişsin. Ve mesela şeyi çok yapıyoruz, karıştırıyoruz her şeyi birbirine. E, bizde leş gibi olmak Normal yaşamımızın standart Tabii. kültürü. Oh, yedik abi. Yedik nasıl yedik falan <laughs> şeklinde yarı baygın bir hale gelme. Mesela sen anlatırken ben de buna kültürel evrimini kollamaya bir şey yapıyorum. Çok haklısın. Bizde yani Karadeniz'de de öyledir. Muhtemelen İç Anadolu'da da öyledir. Bizde yemek yem, yani yemek ve yedirmek bir tamamlanma kültürüdür. Samsung yani, pazar kahvaltısı. Aha yani hani yedireceğim diye de uğraşırsın, yiyeceğim diye de uğraşırsın. Yani çok yemek, hani bu bir övünç malzemesidir çok yemek ve çok yedirmiş olmak. Hani kazara birine misafire gittin bilmem ne yaptın sana mümkün olduğunca çok şeyi yedirmiş olması başarılı bir ev sahipliği yaptığını göstergesidir. Senin de çok sayıda şeyi yemiş olman iyi bir misafir olduğunu göstergesidir mesela. Farukcuğum bizi izliyorsan eğer. En son Faruklar da intihar dalışı yapmıştık şeyde. <laughs> Samsun'da. Şimdi iki tane büyük tepsi pide geldi eve. <laughs> dört kişiyiz. Dedim ne olacak? Dedi ki akşama kadar yeriz. Dedim ama dört kişiyiz olsun yeriz dedi. Ee, yani söylemesi ayıp. O peynir eritmelerinden tut. Tut işte kaymak reçel mi? Yani ya her bizde şey de var. içine tuzlu zeytinyağı böyle pötçek pötçek konur yani hani şey kolundan aşağı aka aka yersin Zaten falan. O <laughs> yerken yanında mısır ekmeğini batırıp da o şeyleri. Ve bu mesela şimdi bakıyorsun bir sabah hovardalı olarak çok güzel gözüküyor ama abi iki saat sonra evde ne konuştuğumuzu unutuyoruz. Yani herkes boş bakıyor, hayallere dalıyor. <laughs> Üstüne birkaç böyle kahve mahve lavabo bahçenin evinden bir şeyler içmezsen kendine gelemiyorsun. Bu akıllıca bir şey değil yani eskiden bu arada yayla köyünde annemin yayla köyünde mesela sabah kahvaltılarını hatırlıyorum. Gene böyle yayık işte şey mısır ekmeği falan pişerdi falan ama tabii oradaki imkanlar çerçevesinde de kahvaltıda çok az malzeme olurdu. Yani az miktarda ama çok güzel, yeni yapılmış. Sonra da mısır ekmeğinin üzerine bir tereyağı sürüp yemenin tadı ben yıllarca unutamadım. Ve o yemeği yedikten sonra Hadi ben de yaş itibariyle o zaman. Onlu yaşlarımdaydım daha küçüktüm. Ama etrafımdaki herkes annem babam büyükler dahil. Kahvaltıdan sonra zıp zıp geziyorlardı etrafta. Yürüyerek işte dağ bayır çıkıyorduk, yaylaya çıkıyorduk bilmem ne oluyordu. Ama şimdi o enerjiyi bulamazsın yani böyle bir yemek yedikten sonra. Dağınık dağınık söylesek de mesela bu muhabbetimiz ya bak hep konuştuğumuz şey ilkeler dikkat et. İlkesel olarak insan eski moda olsa işte Afrika yerlisi de olsa Değişmeyin ilkeleri var. Bunlara göre bir beslenme terbiyesi oluşturmamız lazım. Başta kendim için söylüyorum. tabii. Yani ben Çünkü... ifadan da sırtımı ifaya da dayayarak bazı ilkeleri kenara çekebiliyorum. Bunlardan bir tanesi Facebook yani hızlı yeme hikayesi yemenin bir parçası evet. değilmiş. Hı. Bu sadece geçici endüstrileşmenin kötü negatif sonuçlarından kötü negatif yancılılarından bir tanesiymiş. Bu bu kritik bir mevzu. Beslenme zaman ve maliyet isteyen bir hikaye. Düşünme isteyen bir, bir hikaye. Mesela bunu kenara almak gerekiyor. Şunu fark etmek gerekiyor. Beslenme önümüzdeki yüzyıl içerisinde öyle ya da böyle blok halde değişecekmiş gibi görünüyor. Yani beslenmenin o doğadaki avlanarak yapıyorum parçasından şimdi yapay etlere kadar giden başka bir dönemin içerisindeyiz. E bu da bizim beslenmeye yaklaşımlarımızın tipini değiştirecek. Bir başka kenara aldığım başlıklardan bir tanesi diyet konu değil. Bir başka kenara aldığım başlıklardan bir tanesi... E, ...açlığı... ...biz bak açlık kelimesi bile... ...çok negatiften böyle geniş bir backgroundla tanıyan bir şey. rahatsızlığın adı. Rahatsızlığın adı. Bravo güzel e, ifade ettin. E, açlığı yeniden tanımlamaya... ...açlığı normali, normun bir parçası olarak kabul etmeye dayalı... ...yeni yeni bir kültüre, yeni bir davranışa ihtiyaç duyuluyor. Kafanın en iyi çalıştığı dönem abi açlık. A açık ara yani... Evet. ...insanın kafası en iyi açlıkta çalışıyor ama craving açlığı değil, gerçek açlıkta. Yani bağırsakların miden boşalmış, sistem hadi artık ben hazırım diyor bilmem ne, kan şekerin dengelenmiş. O durumda mesela verdiğin kararlar çok daha isabetli. Ama biz genellikle üniversite sınavı çocuğa şeker yediriyoruz mesela. O, o sınavdaki bir saatlik pik biraz uzasın. Neydi ya matematik neydi ben benim nerede oldum bilmiyorum falan dönüyor. Bu hiç akıllıca bir şey değil yani. Ya bir de bu Yeme anksiyetesinin bütün yemek konuları arasında en zararlısı olduğunu da eklemem lazım. Bak, yemek anksiyetesi. Ya adamın canı fast food bir şey çekiyor tamam mı? Gariban KFC çekiyor canı mesela. Ya ye abi bir kere ölmezsin bir kere yiyince. Sanki böyle orada bir siyanür yiyormuş gibi bir muamele yapıyor ya insan kendine yapıyor bunu genellikle. Bunun da sağlıklı beslenme anksiyetesi. Buradan çıkmak gerekiyor. Sürekli olduğunda zararlı olan şeylerden bahsediyoruz beden o kadar adaptif ve o kadar e, kendi kendini onarabilen bir şey ki ya derini kesiyor, iyileşiyor abi sen daha neyin peşindesin yani. Öyle bir sistem var. ya Bir kere iki kere ye bir şey olmaz. Hadi istiyorsan ayda bir ye okey. Ama her gün işte nitratlanmış, e, fümelenmiş et ürünleri yiyorsan yani 15 sene maks mide kanserisin o çok belli yani. Bunları devamlı tüketiyorsan. Sosis, salam, sucuk benim bu dönem çok sevdiğim gibi. Ya da her gün tatlı yiyorsan Abi diyabetsin ya da alakalı bir hastalığı kapı çalacaksın. Bu çok belli. Her gün her gün olmaz. Senede bir künefe, ayda bir kızarmış tavuk hiç itirazım yok yani. Et konusunda söyleyeyim. Sen karbonhidratı bıraktık dedin ya. Mesela ben vejetaryen olmaya karar verdiğim bu makus günü hatırlıyorum. Akşamında kendimi spagetti bolonizi gömmüşken buldum yani. Böyle onun et içerdiğini bile fark edememiştim. Sonra vejeteryan beslenmenin de zor bir şey olduğunu fark ettim. Yani çok fazla et var. İşin içinde hani devamlı böyle bir et bizim temel parçamız ya Türkiye beslenmesinde. Ya Burada da mesela et haftada bir kere yemek yetiyor bize. E, kültürel olarak eti e, nasıl tercih ediyoruz bir başka konu ama biyolojik olarak et sebze doğ doğada yatkın olduğumuz ana iki konu. Etçi sebze, sebze tüketme evet. ikisi okey hangi kültürden gelip neyi ne kadar destekliyoruz hikayesi onu daha dengeli tutabilir miyiz hikayesinde çok hem fikrim orası bir problem değil bu ama karbonhidrat et, tamamen yancıl çok yancıl yani, yani mesela et donanımız mesela et bu arada çok yüksek enerjili bir besin ve yani çok maliyetlidir sindirmesi vücut için evet. Ee, bazı vitamin mineralleri bilmem ne almak için arada bir gerekiyor olabilir ki artık bu devirde şart da değil bence gerekmiyor da ee, ben hala yiyorum burada vejetaryen falan olmadım bunları söylerken ama Mesela hiç yemeden de yaşayabilirsin. Karbonhidrat şu anda bütün sistemi kaydıran ana belirleyici unsur yani. O evet. açıdan çok haklısın. Ama onun benzerleri var diye özellikle söyledim. İşte et yememe tercihi de böyle zorlaştırıyor. Fakat e, abi işte sapiyans sözcüğü tadına varabilen ya. Yani şu anki yemeğimize bakınca hiç sapiyans gibi gözükmüyor. Ricky Gervais çok güzel anlatıyor. Biz nasıl bu noktaya geldik? İnsan yemeğini nasıl kovada satın alır diyor ya. Bari diyor kafaya bağlasak da diyor bütün gün burada hop hopuçuk, hopuçuk yesek diyor yani. Hakikaten <laughs> kovayla fast food satıyoruz biz yani. Bu nokta geçildi mesela. <laughs> Garipsemiyoruz. Ben bir aile kova alayım falan. Kafamızı beraber sokalım içine. E bu çok insana ait bir şey değil. Bunun bir terbiyeye dönüşmemesi durumunda şu andaki en belirgin fiziksel sağlık problemimizin kaynağı burası. Bunu herkes biliyor. Evet, evet. Ama işte bir türlü de herkes de kardeşim Fransız lokantasında gibi takılamayacak. O işte bir ara çözüm bulacağız ama Geleceği ben beslenme konusu çok parlak görmüyorum yani. Bunu, bunu şunun için açtım. Abi yeni sorular, yeni döngüler geliyor. Bu değişecek. Şimdi bunu erken konuştuğunda ya da başlangıç aşamasında konuştuğunda ay yaz geliyor diyet konuşuyormuşuz gibi oluyor dinleyen. Aslında öyle değil. Şu yeni ilaçlardan kaynaklı bu diyete bakış açımızı ve beslenmeye bakış açımızı önümüzdeki 3 sene içerisinde başka bir tonda konuşmaya başlayacağız. Sorun, Bunlara kapital bir piyasa karar vermesin. Biz buna akıllı makul bir yerden karar verebilelim. Eğer kapital bir piyasa karar verirse biz devamlı bu el buraya atıyor, bu el buraya atıyordun arasındaki pimpon topuna dönüyoruz. Bundan sıkıldığım için buna bakışta tutarlı, kültürel anlamda yatkın, doğru soruları soran bir yerden bakalım beslenme konusuna. Problem ben, yaşadığımızda tabii. da oradan cevabını arayalım. Yani istersen hapla zayıfla, istersen iğneyle zayıfla, istersen arada bir perhiz yap, formunu koru ama ne yiyorsan olsun bunu unutursan, evet. o yüzden boğazlar meselesi her zaman birinci planda <laughs> önemli abi, boğazlar meselesi. Evet.